Benim şirketimde benden habersiz bir takım olaylar oluyor ve kimse bana bundan haber vermiyor, öyle mi? Öyle mi? Kayınpederin gürlüyor gene. Senin haberin var mıydı bundan? Ay yemin ne çekilmez böyledir. Baba bana da dün söylediler. Benim haberim yoktu. Şimdi bu... Otelin sorumlusu da ben olduğum için... Tutuklanacağım. Avukatlar öyle söylüyormuş. Ama aslında Sedat'ın bir suçu yok baba. Yani sırf kağıt üstünde otelin tek sorumlusu o göründüğü için... ...dava sonuçlanıncaya kadar tutuklu yargılanacakmış. Kızım açsana telefonu. Kızım. Test sonuçtur belki. Sen tutuklu yargılanmak ne demek biliyor musun? Ha? Sen tutuklu yargılanmak ne demek biliyor musun? Sen biliyor musun? Ben Aylin Hanım. Efendim? Ha senin hafızan aklın alıyor mu bunu? Tutuklanmak ne demek? Test sonucunuz geldi. Biz de taramak istedim. Tebrikler Nalan Hanım. Hamilesiniz. Ulan sen ne biçim adamsın ya? Sen kağıt üstünde patronsun ancak yani. Yani bir alt ettiğin yok ki. Anladım tamam. Şirkete gitmiyorsun Allah bilir. Adamların başında durmuyorsun. Sistemini kurmuyorsun. Ne alt ettin sen yani? Kim aradı? Ha? Şuraya bak ya. Ya. Allah'ım ya. Madem bugüne kadar benden habersiz bu kadar halt ettiniz, bu kadar işler çevirdiniz. Hadi bakalım. Git, gitsin o zaman. Girsin KODES'e, çeksin cezasını. Oldu mu? Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Abi oturmak ister misin? Gel. 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 Allah Allah ya. Bırak. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak. Su ister misin? Yok, istemiyorum hiç. Kahretsin. Şu düştüğümüz hallere bak. Sedat. Ne oluyor? Berdan, hoş geldiniz. Hoş bulduk Rafet Bey. Ne oldu bu? Olayı duydunuz da mı geldiniz yoksa? Vallahi. Şimdi sizden duyduk. Yani neler neler olmuş da haberimiz yokmuş. Evet. Buyurun, buyurun lütfen. Hoş geldiniz Feride Hanım. Hoş bulduk Gülcan Hanım. Kötü bir şey olmuş. Ne oldu? Rafet?
Rafet ne oldu? Göz bebeği oğlunu hapse tıkacaklarmış. Ne? Rafet ne oluyor Allah aşkına? Muzu, biraz daha geç söyleseydin ya, şu polisler kapıya geldiğinde falan söyleseydin daha iyi miydi? Ha? Ya bu nasıl iş ya? Ben başçavuşum, beygiri miyim burada? Kendi şirketimde ne olup bittiğini en son ben öğreniyorum ya. Şu işe bak ya. Ha, belki de bu çok kıymetli eniştenize söylemişsinizdir de o hallediyordur işi, değil mi Gülcan Hanım? Ha? Rafet ne diyorsun sen Allah aşkına? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Anlatsanıza ne oluyor burada? Anlat kızım, anlat da duysun bakalım hadi. Kızım anlatsana. Sağır Sultan duydu zaten. Burada duymayan kalmadı bu işi. Anlat bakayım hadi. Şimdi bizim Beyoğlu'ndaki otel inşaatında maalesef bir işçi kaza geçirip ölmüş. Sedat da otelin tek sorumlusu göründüğü için tutuklanabilir diye bir ihtimal varmış. Ay. Kendi başınıza iş çevirirseniz işte varacağımız nokta bu olur yani. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz Muzu Efendi bu konuda? Biz sadece sana söylemeden önce bir durum değerlendirmesi yapalım dedik. Senin yüklenme. Ben söylemelerine izin vermedim. İyi bari, iyi yapmışsınız. Bak durum değerlendirmesi yapmanız çok iyi olmuş yani. Ne yaptınız peki bu durum değerlendirmesinin sonunda? Ne karar aldığını söyleyin bakayım bana. Ha, bu bakışlardan anlaşılıyor ki hiçbir karar almamışsınız değil mi? Ha? Ya o zaman ne yapalım? Bari kardeşinize bir takım don alın, bir takım da atlet alın, sonra da götürün, bırakın Kodes'in kapısının önüne. İyi, hadi bakalım. Benim bir suçum yok, benim bir ihbarim de yok. Ben bir şey yapmadım Nalan. Bütün çalışanlar orada güvenli bir şekilde çalışsın, onlara zarar gelmesin diye uğraştım. Ben babamdan böyle öğrendim. Tamam. Ben bir şey yapmadım. Tamam hayatım. Rafet bir şey yap. Allah aşkına ne olur bir şey yap. Sedat ne olur bak sakin ol önce, tamam mı? Bir şey yapmadım. Tamam hayatım, şu an bak panik yapmak hiçbirimizin hiçbir işine yaramayacak. Sakin ol. Hepimiz buradayız, hepimiz yanındayız. Değil mi yani? Bunun muhakkak bir çıkar yolu vardır, merak etme. Rafet bir şey yapacaksa dün benim oğlumu kimse bir yere götürmeyecek değil mi Rafet? Savcı. Bizim çocuğu ifadeye çağırdı mı? Ya da şirkete çarp falan geldi mi, haberiniz var mı? Yok, bir haber yok. Ama ben kendi sordururum. Baba. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne geçiyor aklından? Kızım. Seni bir süre kocandan ayrı bırakacağız. Baba ben hapse girmek istemiyorum. Baba ben orada duramam. Ne olur bana yardım et lütfen. Baba. Tamam. Zaten sen savcılığa ifade vermeye gitsen her şeyi büsbütün eline yüzüne bulaştırsın. Yani hapse girmeyeceğin varsa bile hapse girersin. Onun için nasıl bir işin içinde olduğumuzu anlayınca
Durumu çözünceye kadar seni İstanbul'un dışına göndereceğiz. Nereye gideceğim? Bunu bir tek ayrı bilecek. Dako. Beyim. Hayri'yi çağır bakayım. Emredersiniz efendim. Kızım. Kusura bakma. Kocanı bir süre için senden ayıracağız ama bu daha sonra oluşacak uzun ayrılığı engelleyecek yani. Pek muhterem Koroğlu ailesi. Bundan sonra bu ailede benden habersiz en ufak bir iş yapılmayacak. Benim haberim olmadan en ufak bir karar alınmayacak. Anlaşıldı mı? Benim bilgim dışında en ufak bir iş yapılmayacak. Ona göre. Haberi istediğiniz gibi bütün ajanslarla paylaştık efendim. Sosyal medyada da Sedat Koroğlu başlığıyla çeşitli haberler yaptırıp trend olmasını sağlıyoruz. Ne? Evinin de şirketinin önünde de basın bulunsun. İyice köşeye sıkıştırsınlar. Hatta kapısının önüne bizden birini koyun da ne yapıyorlar, ne ediyorlar haberimiz olsun. Emredersiniz. Vay vay Koroğlu. Hangi dağda kurt öldü? Hayır mıdır, şer midir? Derviş, sana bir işim düştü. Emret Koroğlu, elimden gelen bir şeyse eyvallah. Benim oğlanı senin yanına göndereceğim. Birkaç gün sende kalacak, müsaaden olursa. Senden başkasına da güvenmiyorum yani, ha? Ne kadar alacaksın aşkım? Babam 500 dedi. 500. Sence nereye gönderecek Sedat'ı? Vallahi hiçbir fikrim yok. Yani alın şu davarı götürün savcının önüne. Cezası neyse çeksin demedi. Ben onu şaşırıyorum ama. Yani bakma sen babamın öyle bağırıp çağırdığına. Aslında en kıymetlisi Sedat bence. Neyse. Niye ki? En korunmaya muhtaç o çünkü. Bir de içten içe aslında onu o hale getirenin kendisi olduğunu bal gibi biliyor. Ondan. Tamam bence. Adil Bey, size ne kadar teşekkür etsem az. Estağfurullah Cane Hanım. Yani çocuklar söz konusu olunca sessiz kalmak, size yardımcı olmamak mümkün değil tabii. Ben avukatımla konuşacağım ve çocukların eve dönüşü için elimden gelen her şeyi yapacağım. Merak etmeyin. Sizin gibi birini tanıdığım için çok şanslıyım. Tamam. Siz şimdi hiç huzur yok. Evinize gidin. İyice dinlenin ve çocuklarınızın dönüşünü bekleyin. Tamam. Haberlerinizi bekliyorum o zaman. Tamam. Aklımlar kalın kalın. Eve girdiğimizde biri aradı seni. Klinikten mi aradılar? Yok anne. Bir röportaj için aradılar. Ben de reddettim, kapattım.
Telefonun nerede? Şu arkada. Sesini aç da ararlarsa duyalım. Sesi açık zaten. Kontrol et. Olur. Tamam. Açık. Hanım, yapma gözünü seveyim, güçlü ol. Gülcihan Hanım. Hala biz ne yapacağız Sedat'sız? Nasıl yapacağız biz? Ne olur üzmeyin kendinizi. Bakın geçecek bugünlerde. Gülcihan Hanım. Hadi gelin birlikte aşağı inelim. Ben hiçbir yere gidemem, hiçbir yere sığamıyorum ki. İçim içime sığmıyor. Yok, gelin mutfağa gidelim. Böyle bir soluklanalım. İki anne olarak sakinleşelim ki çocuklarımız da sakinleşsin, öyle değil mi? Ben bavulunu hazırlıyordum Sedat'ın. Ben gerisini hallederim, hadi siz yiyin. Tabii tabii, hallederim. Hadi. Ay Allah'ım, sen bize yardım. Sedat, çıkabilirsin. Gittiler. Beni o halde görmeni de istemezdim Nalan. Çok utanıyorum. Sedat, Allah aşkına deme öyle. Olur mu hiç öyle şey? İyi misin? Nasıl iyi olayım ki? Yani ben şoktayım yani. Asla inanamıyorum. Beni şu bulan olayla da inanamıyorum ben. Ben iyi olmak istiyorum sadece. Her şey iyi olsun. Artık ben de iyi olayım. Babam beni beğensin, sevsin, bana takmasın istiyorum. Ama gelip beni bulan olaylara bakar mısın ya? Ben uğursuz muyum? Neyim? Neyim yani? Elimden gelen her şeyi yaptım Nalan. Oradakilerin hepsi can. Ben bunu nasıl unutabilirim ki? Böyle bir şey söz konusu değil ama ben bu restorasyon için bir sürü para harcadım. Kimsenin burnu kanamasın, her şey yolunda geçsin diye. Ama geldiğimiz noktaya bakar mısın yani? İnsan hayatından bahsediyoruz. Kolay mı ya? Ben bunu nasıl unutayım, nasıl boşlayayım, nasıl önemsemeyeyim? Sedat. Sedat bak, yapma böyle. Tamam mı? Bak, aşağıda bunları konuştuk. Rafet Bey ne dedi? Ben her şeyi halledeceğim dedi. Bak gör, halledecek. Sen bu dediğine inanıyor musun peki? İnanıyorum tabii ki, inanmaz mıyım? Ya o senin baban sonuçta. Rafet Bey o. Onun çözemeyeceği hiçbir şey yoktur. Geçecek bunlar, tamam mı? Her şey çok güzel olacak. Bu günleri birlikte atlatacağız. Ama sen de şu içindeki suçluluk duygusundan kurtul artık. Bak ben yanındayım. Hepimiz yanındayız. Herkes senin için seferber olmuş durumda. Bu günleri atlatacağız ama birlikte atlatacağız. Tamam mı? Bana bir mucize gerek galiba. Gel.
Rafet Bey acele etsin dediler. Bir saate çıkacakmışsınız Sedat Bey. Tamam. Şu duruma bakar mısın ya? Resmen bana hadi yallah git diyor yani. Bak gitmek istiyor musun diye soran bile yok. Bak şu an korkudan ve panikten asıl görmen gereken şeyi göremiyorsun. Rafet Bey ne yapıyorsa senin için yapıyor. Senin iyiliğin için yapıyor. Oğlunu korumak için yapıyor. Ya şu an en ufak bir riski bile göze almak istemiyor. Ya sen bunun ne kadar güzel, ne kadar kıymetli bir şey olduğunu farkına varır mısın? Bunun farkına var ve babana güven olur mu? Bak bana. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi kalk bakalım. Kalk. Güzel güzel üstünü değiştir. Tamam mı? Ben de şu bavul işini bitireyim. Aşağı inelim, babanı bekletmeyelim, olur mu? Olur, olur. İyi ki varsın sen, iyi ki varsın. Sen de. Bu hiç iyi olmadı işte. Otelin önünde de bekliyorlarmış. Sen de bekliyordun. Bunlar böyledir işte. Bunlar akbabalar gibidir. Biri düşmeye gör yani. Hemen üşürler başına. Bunların şimdi patronları el ovuşturuyordur. Onların patronlarının patronları da el ovuşturuyordur. Ama ben bunların canlarını okumasını bilirim yani. Bir basın açıklaması yapmamız lazım. Ben hazırlarım. Sonra seninle bir üstünden geçeriz. Sen de bir bakarsın. Siz istediğiniz açıklamayı yapın. Onlar gene bildiklerini okuyacaklardır yani. Sosyal medyada en çok konuşulan isim Sedat bu arada. Onu da bizi sıkıştırmak için yapıyor. Ama ben onların boynunu bozarım. Ne yapacaksın? Şimdi önce Sedat'ı buradan uzaklaştıracağız. Sonra konuyu enine boyuna inceleyeceğiz. Suçlunun kim olduğunu bulacağız. Sedat'sa Sedat. Ama şimdi tek bildiğim şey Sedat'ın buradan uzaklaşması. Bir avukat buldum baba. İş hukuk konusunda bayağı başarılı. Yani kaybettiği dava yok neredeyse. İyi. Getir o zaman. Görüşelim bakalım kendisiyle. Bir çare bulmaya çalışalım. Amacımız bu zaten. Değil mi? Kafanız alıyor bunu. Değil mi artık? Ha? Evet. Hadi. Siz çıkın bakalım. Hayri'yi gönderin bana. Tako. Sedat ne yapıyor? Çantasını hazırlıyor mu? Yukarıda beyim. Nalan Hanım'ın yanında. Hazırlanıyor. Söyledim. İyi, tamam. Kapat kapat. Kapat hadi, kapat hadi. Bıyıklar mı kestin lan? Evet baba, kestim. Ben de aşağı iniyorum. Hadi sen de sallanma gel. Telefonunu da alıyorum senin. Niye? Oho, öyle siz birbirinizi bulmuşsunuz. Niye, neden, nasıl? Ben alıyorum çünkü şeyden ararlar. Klinikten ararlar, sonucu söylerler. Ben açıp konuşurum işte. Şifresi aynı mı? İyi, hadi gittim ben. Ararız zaten birbirimizi, tamam mı? Canın sıkıldıkça ara beni. Hatta bunu şey gibi düşün biraz. Böyle şirketten uzakta, hatta bizden uzakta şöyle bir kafa dinleme tatili gibi. Senden de ayrı kalacağım ama.
Ben burada seni bekliyor olacağım ama. İyi misin? İyiyim, iyiyim ya. Bu böyle çok stres olunca mideme vuruyor. Midem kötü oldu. Ben benim yüzümü yıkayayım geleyim, olur mu? Tamam. Ben iniyorum o zaman. Tamam. Ben de geliyorum şimdi. Neyin peşindesin acaba Nerlin? Anne. Sen ne işler çeviriyorsun Nalan? Ne iş çevireceğim anne? Bir iş çevirdiğim falan yok. Sonucu öğrendin de benden mi saklıyorsun yoksa? Anne telefon sende ya. Yani arasalar zaten ilk sen öğrenirdin, öyle değil mi? Miden niye bulanıyor o zaman? Bilmiyorum. Herhalde stresten mideme vurdu ya da belki üşüttüm. Aç kulağını, beni iyi dinle. Kocan gittikten sonra hemen kliniği arıyoruz. Bu sonucun neden geciktiğini soruyoruz, tamam mı? Hadi yürü. Rafet, bu çocuk ne kadar kalacak gittiği yerde? Hem nereye gidecek, niçin biz bilmiyoruz? Niye sadece Hayri biliyor bunu? Kimse bilmesin diye. Birileri arkamdan iş çevirip sonra başkalarına söylemesin diye. Yerin kulağı var diye. Yani Sedat'ı düşündüğüm için. Anladın mı? Ne yaptınız? Kapıdakilere bir şey anlattınız mı? Henüz bir şey söylemedik baba ama... Basın açıklaması hazır. Şimdi Levent'le ikiniz kapıdakilere basın açıklamasının otelde yapılacağını söylüyorsunuz. Ve onları alıp otele götürüyorsunuz. Biz de bu sayede Sedat'ı buradan sakin bir şekilde çıkarmış olalım. Anlaşıldı mı? Tamam. Hadi bakalım Levent'le ikiniz baş baş otele. Tamam babacığım. Hepsi geçecek. Tamam. Merak etme sen. Beni habersiz bırakmayın, olur mu? Tabii. Söz. Selam. İyi bak kendine, tamam. Eyvallah. Sedat. Sen benimle gel.
kapı açıldı, kapı açıldı. Gel. Gel. Sedat Bey nerede? Açın kapıyı. Bir saniye. Bugün şirketimizde bir basın toplantısı olacak. Bütün sorularınızı orada cevaplayacağız. Merak etme. Peki Sevim Hanım, şimdi bir müsaade ederseniz. Bir müsaade ederim. Bir müsaade ederim. Teşekkürler. Bunlar asla aynı sorun. Arkadaşlar, sevgili eşimin de az evvel söylediği gibi şirkette basın açıklamamız var. Bilgi almak isteyen arkadaşları oraya bekliyoruz. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Neden şirkette açıklama yapıyorsunuz? Gir. Telefonunu ver. Niye ki baba? Ya bir kere de lafımın üstüne laf söylemeyin ya. Bir kere de ne diyorsam bunu dinleyin ya. Hadi ver telefonu, ver. Artık yeni telefon, yeni hat kullanacaksın. Anlaşıldı mı? Baba, durum bu kadar ciddi mi peki yani, telefonu değiştirecek kadar? Ciddi tabii. Senin o çok zeki ablanla aklı evvel abinin zannettiği kadar basit değil durum. Peki beni nereye gönderiyorsun baba? Ya bizimkileri de söylemedin, bari bana söyle. Ben nereye gidiyorum? Neden Hayri ile gidiyorum baba? Beni gerçekten korumak için gönderiyorsun değil mi? Evet. Durumu anlamak, durum netleşinceye kadar seni korumak için gönderiyorum oraya. Korkma. Korkma oğlum. Kor oğluna korkmak yakışmaz, anladın mı? Şimdi sen diyeceksin ki, ya bugüne kadar ben ne yaptıysam, ne ettiysem beni eleştirdin diyeceksin, değil mi? Ha? 5 yaşımdan şu yaşıma gelinceye kadar bana yapamazsın, edemezsin diye beynimi tırtıkladın diyeceksin, değil mi? Belki oradan baktığın zaman böyle durumlarda ilk seni gözden çıkarıyormuşum gibi görünecektir. Ama ben seni düştüğün yerden çıkarmak için yaptım oğlum. Seni doğru yola yeniden yerleştirmek için yaptım bütün bunları oğlum. Yoksa ben senin için canımı veririm. Anladın mı? Canımı ver. Şimdi sen bugün gideceksin. Ben her şeyi değerlendirip anlayıncaya kadar da orada sessizce kalacaksın. Anladın mı? İyi ki varsın baba. İyi ki sen de varsın oğlum. İyi ki sen de benim evladımsın. Senin arkanda aslanlar gibi, dağ gibi babam var, tamam mı? Ha? Allah ömür verirse ben her zaman senin yanında olacağım. Daha önce de söylediğim gibi, kartal gibi kanatlarını açıp uçuncaya kadar hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Bunu bil. Hadi bakalım, hadi. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz.
Koroğlu Beyoğlu inşaatımızda dün meydana gelen elim kazada çalışanımız Metin Keten'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Koroğlu bir aile şirketi. Ve çalışanlarımızın her biri bu ailenin bir parçası. Dolayısıyla bu acı kaybın ailemi ve beni ne kadar derinden yaraladığını sizlere anlatmam mümkün değil. Biz kaza haberini alır almaz merhum Metin Bey'in ailesiyle bizzat irtibata geçtik. Taziyelerimizi ilettik. Bundan sonra her durumda ve her türlü ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olacağımızı kendilerine belirttik. Bir kez daha sizlerin huzurunda da inelemek isterim. Biz Koroğlu grubu olarak her zaman insan hayatını ve iş güvenliğini her şeyin üstünde tuttuk. Bu hassasiyetimize rağmen bu olayda Koroğlu Şirketler grubu olarak en ufak bir ihmalimiz varsa sorumluların yargı önüne çıkarılması için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Basında ve çeşitli yayın organlarında, özellikle sosyal medyada ailem ve kardeşimle ilgili aslı astarı olmayan suçlamalar yapılmakta. Bu kadar hassas bir durumda bu tür yaralayıcı ve spekülatif haberler konusunda sizleri değerli basın mensupları ve kamuoyunu sağduyuya davet ediyorum. Selen Hanım, Sedat Bey'in tutuklanmasının söz konusu olduğu ile ilgili haberler doğru mu? Afet Bey'den de bir açıklama gelecek mi efendim? Selen Hanım, arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar. Sen bu aileyle görüştün mü? Eşiyle görüştüm Cavit Bey. Davacı olmayacaklarını söyledi. Ama kadının kardeşlerinden bir tanesi ablası gibi düşünmüyor. O anlamaz, olacağız tabii ki gibilerinden laflar ediyor. Bana kalırsa onu ortalığa salarsak her şeyi daha da hızlandırırız. Savcı Sedat'ı hala çağırmadı değil mi? Çağırmadı efendim. Ama bu kadar medya baskısına daha fazla direnebileceğini zannetmiyorum. İyi. O zaman git aileyle görüş. Hatta bizim avukatlardan birini de yanına ver. Sizinle beraber olacağız. Sizi savunacağız. Size her zaman yardım edeceğiz. İşte böyle bir şeyler söylersin. Emredersiniz efendim. Müsaadenizle. Hayat öyle alaşağı olmaz. Böyle olur Gülcan Hanım. Böyle olur. Meryem size emanet Feride Hanım. Aklım burada kalmaz. Ben yanında olacağım. Baba. Benden habersiz tek adım atılmayacak, tamam mı? Eğer yapılması gereken bir şey olursa buradan gelen habere göre hareket edecek. Anlaşıldı mı? Tamam baba. Hayır, hayır. Anneciğim. Kızım Nur, kendine dikkat et tamam mı yavrum? Bak sakın üşütme, aç kalma. Çantada dünün hazırladığı yiyecekler var, vitaminler var, sakın unutma. Bir de babanın söylediğini sakın atlama oğlum, sakın. Tamam anne, sen de kendine dikkat et. Yakında döneceğim inşallah. Tabii ki döneceksin anneciğim.
Annem geçecek hepsi. Hepimiz yanındayız. Umutsuzluğa kapılmak, kötü düşünmek yok, tamam mı? Tamam abi, çok sağ ol. Bileysi, kimseye bir zarar vermediğini çok iyi biliyoruz hepimiz. Tamam mı? Sen de bunu sakın unutma. Sen de seni çok sevdiğimi unutma Nalan. Kendine çok iyi bak orada. Sen de. Seni çok özleyeceğim. Çeşmeden suyu doldurdum falan döktümle olmaz. Okudun mu sen bu suyu? Okumadım. Ne okuyacağım? Al şimdi. Tamam oldu. Siz de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun Sedat Bey. Dualarım hep sizle olacak. Sağ olun. Yolunuz açık olsun efendim. Yalnız kimse kapının önüne çıkmasın. Yani dikkati çekmenin gereği yok. Zaten burada vedalaştık. Yolun açık olsun. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Huzur, hazırlan, şirkete gidiyoruz. Senin avukata söyle, o da gelsin.
Tamam baba. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacaksınız bana. Bugün bu saate kadar sakladığınız bilmem gereken ne var ne yok dinleyeceğim. Anlaşıldı mı? Hadi sallanma. Hepsi geçecek. Merak etme, tamam mı? İnşallah Buzum. Hadi gel. Odanda biraz dinlen. Yüzünün rengi kaçmış. Allah korusun, hasta olursun falan. Anne aslında... Hala. Hadi çıkalım dedim. İzninizle Gülcan Hanım. Tabii ki yavrum, gittiğinden yoruldun. Feride Hanımcığım, sizin de bir şeye ihtiyacınız olursa dön diye seslenmeniz yeter. Tabii tabii, sağ olun. Başkanım, Sedat Koroğlu az önce evden çıktı. Bavullar, mavullar, besbelli kaçırıyorlar adamı. Neredesin sen? Takipteyim başkanım. Gözünü ayırma. Nereye götürüyorlar iyice öğren. Emredersiniz başkanım. Beni dımdızlak ortada bıraktığını, o anlaşma masasına tıpış tıpış döneceksin. Hatta kendi isteğinle, kendi arzunla oturacaksın. Rafet Efendi. Söyle Adil. Feride, neredesiniz? Ben geldim, dönmemişsiniz daha. Nalan'ın check-up'ı nasıl geçti? Hafize de yok ortalıkta. İyi geçti, iyi geçti. Hafize'nin yeğeni sözleniyormuş. Telefon açtı, izin istedi. İki gün sonra gelecek. Sen neredesin? Sesin niye böyle nefes nefese geliyor? Koroğlu'nun şatosuna tırmanıyorum. Nasıl yani? Ya nasıl mı filan bırak. Sedat'ın başı dertte. Hani aç haberleri oku. Nalan'ın yanındayım birkaç gün. Nalan nasıl peki? Benim gelmemi ister misin? Hayır, istemem. Burası yeterince kalabalık zaten. Nalan iyi idare ediyor kendini. Ben de buradayım. Bir şey diyeceğim. Bana böyle bir çanta hazırla. Bir iki eşya koy. Bir de ilaçlarımı koy. Ömer'le gönder. Olur mu? Tamam, tamam, tamam. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın ama. Tamam, tamam. Ararız. Hadi selametle. Bekleyeceğiz. Uygun bir zaman gelirse o zaman söyleyeceğiz. Ne yapalım? Kimle konuşuyordun? Kimseyle konuşmuyorum anne. Neyi söyleyeceksiniz? Birkaç parça eşya aklıma geldi de. Dedim keşke onu da Sedat'ın çantasına koysaydık diye öyle kendi kendime konuşuyordum. Test sonucu için aramadılar daha. Ne diyorsun bu duruma? Yani evet, aramaları lazımdı çoktan. Ben de anlamadım. Sen daha beni ne kadar kandırabileceğini düşünüyorsun? Aşağıda bir sürü tantana vardı. Sesimi çıkaramadım ama. Al bakayım. Ara kliniği. Sesini de aç. Ben de duyayım. Ya da bana adam gibi anlat. Hamile miymişsin, değil miymişsin? Thank you.
Bakma öyle yüzüme. Oldu. Ne oldu? Oldu. Aslında aradılar anne de. Aşağısı çok karışık diye ben sana söyleyemedim. Yani hemen söyleyecektim aradıklarını. Neymiş? Hamile miymişsin, değil miymişsin? Değilmişim. Ben sen üzülme diye sana söyleyemedim. Bir şey demeyecek misin? Neyse, dünyanın sonu değil ya. Sağlık olsun. Tekrar denersiniz. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Evden birkaç parça eşyamı alayım. Seni yalnız bırakmak olmaz. Hadi gelince görüşürüz. Sen bana yardım et. İyi günler. Ben Feride İpekoğlu, Nalan Koroğlu'nun annesiyim. Bu sabah gebelik testi için gelmiştik. Sonuçlar çıktı mı acaba? Çıktı. Peki kızımla paylaştınız mı sonucu? Ben biraz rahatsızlandım. Onun yanından ayrılmak zorunda kaldım da. Bana da söyleyebilir misiniz acaba? O ne demek? Hanımefendi, siz konuşmayı takip edemiyorsunuz galiba. Telefonlara bakmaktan. Annesiyim diyorum. Bana ne sizin asıl mahremiyetinizden ya? Ana kız arasında mahremiyet mi olurmuş? İyi tamam, söyleme sana kalmadım zaten ben. Hadi. İlla bana çözdüreceksiniz her şeyi. Sağ olun. Evet. Evet. Evet avukatım, sizi dinliyoruz. Biliyoruz ki siz bu ülkenin en iyilerindensiniz. Nasıl çıkacağız biz bu işin içerisinde? Eksik olmasın, bizim çocuklar yeteri kadar zaman kaybetmemize neden oldular. Yani sağ olsun bütün medya, bütün ülke bunu duymasaydı ben de duymayacaktım yani. Baba artık birbirimizi suçlamak yerine çözüm odaklı olsak. Hı? Çözüm odaklı olan değil mi? Bak gördünüz mü? Nasıl? Mükemmel çocuklar ya. Harika. Çözüm odaklı olan, öyle mi? Ulan peki o zaman bu memlekette bu pespaye, dedikoducu internet siteleri neden hep bizden bahsediyor? Ha? Bu kadar zamandır. Bunu da mı siz yaptınız? Yani babacığım biz de elimizden geleni yaptık. Yani dün aileyi taziye ziyaretine gittik. Ben eşiyle bizzat kendim konuştum. Ben hep yanınızdayız. Evet. Buradayız. Yani Selen çok iyi bir iş çıkardı onu dedim. Baba. Gitmeseydiniz ne yapacaktınız yani? Ha? Ya peki beni niye götürmediniz? Anlamıyorum, beni niye götürmediniz? Eğer beni götürmüş olsaydınız bu konuları biz bugün değil dün konuşuyor olacaktık. Anladınız mı? Buyurun avukatım, siz dinliyorsunuz. Savcının bugüne kadar celp göndermemiş olması büyük bir şans. Muhtemelen o da analiz yapıyor. Büyük şirketlerin kararlarında biraz daha temkinli davranıyorlar Rafet Bey. Tabii medyanın baskısı büyük bir sorun. O yüzden biraz acele etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında düşündüğünüz kadar çaresiz değilsiniz.
İlk duyduğunuzda kulağa biraz rahatsız edici gelebilir. Ama dediğim gibi tek yol. Durumdan tamamen kurtulmak değil ama en az zararla kurtulmak diyebilirim Rafet Bey. Peki neymiş? Sedat Bey'in tutuklu yargılanma kararıyla karşı karşıya kalmasının tek sebebi kağıt üstünde şirket sorumlusu olarak kendisinin görünmesi. İşte biz o ismi değiştireceğiz. İyi de nasıl olacak bu? Başka birini feda edeceksiniz Rafet Bey. En az oğlunuz kadar önemli, halkın size yakınlığıyla tanıdığı, en yakını olmasına rağmen adaleti teslim etti diyebileceği bir kişi seçmeniz gerekiyor. Herhangi başka birisi olmaz. Siz seçeceksiniz, bize ismi vereceksiniz. Eski tarihli evrak düzenlenecek ve biz mahkemeye diyeceğiz ki asıl sorumlu Sedat Bey değil, bu kişi. Şu anda Sedat Bey'i kurtarmanın ve Koroğlu ailesinin adını temize çıkarmanın tek yolu bu. Ve bunu bir an önce yapmamız gerekiyor. Ben alayım hanımım onu. Sağ ol Tako. Hayırdır yavrum, ne oldu? İçim sıkıldı. Odada duramadım. Haklısın anneciğim, valla ben de hiçbir yerlere sığamıyorum. Hadi gel biraz dertleşelim biz seninle. Ha? Ben baktım hanımım. Kim geldi ki acaba? Burası Sedat Koroğlu'nun evi mi? Evet, buyurun. Kendisi şu an evde mi? Merhabalar. Ben eşim, Nalan Koroğlu. Yalnız eşim şu an evde değil. Bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Sedat Koroğlu savcılıktan ifadeye çağrılıyor. Bu da Evra. Kendisine hemen ulaşıp durumu bildirmeniz gerekiyor. En kısa sürede ifade vermek için savcılığa gelmesi gerek. Anladım. Ben kendisine iletirim. Çok sağ olun, teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Olmaz böyle şey. Ya ben bugüne kadar hiçbir sahte evrak düzenlemedim. Ben şirketimi bunun üzerine kurmadım. Yok, olmaz. Bu saatten sonra da böyle bir şey yapacak değilim. Rafet Bey, bakın anlıyorum sizi. Ama bundan başka yol yok. Ya Sedat Bey tutuklu yargılanacak ya da siz bir isim seçeceksiniz. Başka çaremiz yok. Thank you.
Efendim Gülcan? Rafet. Rafet bak kapıya polis geldi. Sedat'ı sordular. Savcılıktan elimize bir kağıt verdiler. Sedat'ın bir an önce savcılığa gitmesi gerekiyormuş. Ne yapacağız biz Rafet? Bir şey yap Allah'ını seversen. Tamam. Tamam Gülcan, sakin ol. Sakin ol bakayım önce. Nalan yanında mı? Yanımda. Rafet ne olur bir şeyler yap. Benim çocuğuma ne olacak Allah'ını seversen. Vallahi delireceğim ben, o olacak ha. Ya Gülcan, biz de bu konuyu düşünüyoruz. Bazı kararlar almak üzereyiz. Sakin ol. Böyle panik yapma. Bak o kızı da sonra panik yaptıracaksın yani Nalan'ı. Yapma. Tamam Rafet. Biz senden haber bekliyoruz o zaman, tamam mı? Hadi bakalım. Biz çalışıyoruz o zaman. Haber vereceğim. Hadi selametle inşallah ya Rabbi. Celp gelmiş. Bu zaten olacaktı. Şimdi üzülmek yerine çözüme odaklanmalıyız Rafet Bey. Bir an önce kararınızı verin. Sorumluluğu ben alırım. Evrakları benim adıma düzenleyebilirsiniz. Oğlum. Bırak da bu konuda kararı ben vereyim. Evet. Bu konuda düşüneceğim. Kimin olacağını da ben karar vereceğim. Bu gece bu konuyu düşüneceğim. Evet. Toplantı bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Selen Koroğlu sabah yaptığı açıklamasında olayın takipçisi olacaklarını bildirdi. Sedat Koroğlu'nun tutuklu yargılanıp yargılanmayacağı merak konusu. Ulan her belada beni buluyor yemin ediyorum. Bıktım artık ya. Ya biri bitiyor biri başlıyor. Böyle hayatın içine ya. Öyle demeyin Sedat Bey. Bakın Rafet Bey sizin için nasıl da seferber oldu. Ya ben senin fikrini sormadım ki. Sen arabanı sür. Ne nereye gireceğimiz belli, ne kime gittiğimiz belli zaten. Çıldıracağım ya. Yani Sedat Bey şu an panik olma zamanı değil. Şu an güvenme zamanı. Sizin yerinizde olsam korkmak yerine Rafet Bey'e güvenmeyi seçerdim ben. Korktu mu, kim söyledi? Niye korkmuyor musunuz? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş buldum. Reçete mi vardı? Yok, sen bana bir şeyler hazırla. Tabii, buyurun. Bir diş macunu, bir diş fırçası. Tamam. Bir pastil istiyorum. Zencefilli var mı? Tabii var. Bir de ağrı kesici. Ağrı kesici, tamamdır. Evet. Bir de gebelik testi istiyorum bir tane. En tesirli olanlarından. Niye gülüyorsun? Komiğine mi gitti? Size gülmedim. Niye sırıttın o zaman? Vermişken iki tane ver şundan. 70'inden sonra anne olacağım da garanti olsun. Bakalım, bakacağım kendime hamile miyim, değil miyim? Yani işi şansa bırakmayayım diyorum. Ne kadar? 245 lira. Buyurun.
iyi günler. Kendimizi almıyoruz değil mi? Kızımız var, gelinimiz var, torunumuz var. Bir gün bir taneniz elimde kalacak da bakalım hanginiz. Neyse. Kendim gidip hazırlayayım çantamı. Beceremez işte bu. Hah Ömer. Rana Hanım. Biraz böyle emrivaki oldu Adil Bey, biliyorum ama vallahi evde duramadım yani. Böyle duvarlar üstüme geldi resmen. Ay, siz de hazır Feride Hanım yok deyince ben de bari size geleyim, şöyle iki sohbet ederiz diye düşündüm. Siz bana her zaman iyi geliyorsunuz. Malum. Buyurun buyurun. Ben şaşırdım birden sizi görünce. Adil Bey, yoksa siz bir yere mi gidiyordunuz? Ha bu. Yok, hayır, buradayım. Feride için hazırlamıştım ben bunu. Geleyim o zaman. Ay çok soğuk dışarısı. Ay şey, Hafize Hanım burada mı? Ay sonra Feride Hanım ispiyonlamasın bize. Hafize... Hayır, yok, yok. Ben birkaç gün yalnızım. Ay, evde tek başına desemize. Ay ne güzel vallahi. Keyfini çıkarın Adil Bey. Ben de çok kalmayacağım zaten. Bir kahvenizi içer kaçarım. Tabii. Hoş geldiniz. Ay Adil Bey, ben size rahatsızlık vermedim değil mi? Ay size tam böyle kafanız dinleyecekken. Ay estağfurullah, buyurun. Tamam. O zaman kahveleri ben yapıyorum. Ulan 2 dakika bekle öküz. Hay senin, tam da zamanında araya girdin. Lan nereye kayboldu bunlar? Ne kadar kaldı gideceğimiz yere? Yani bir iki saat diyebilirsin. Her yerim tutulmuş ya. Nefret ediyorum şu arka koltuktan. Gerçekten nefret ediyorum yani. Hayır, anlamıyorum ben. Sen neden bana nereye gideceğimi söylemiyorsun? Neden bu gizem yani? Ha? Ben birazdan gidecek olduğum yeri görmeyecek miyim? Şu hale bak ya. Bir de Allah'ın şoförün tribini, gizemini çekiyorum yani. Olacak iş değil yani. Ya bir de yavaş kullanıyorsun. Bas şu gaza da nereye gidecekse gidelim artık. Bitsin gitsin ya. Ne yapıyorsun ya? Buyurun Sedat Bey. Ben ineyim. Siz geçin buyurun. Siz kendiniz sürün. Buyurun gelin. Yani tamam, sizi anlıyorum. Şu an tedirginsiniz. Paniksiniz. Anlıyorum sizi ama... Yani ben de insanım değil mi? Yani sizden çok bir şey beklemiyorum ben. Benim size gösterdiğim saygının 1/10'unu gösterseniz yeterli. Yani sevmek zorunda değilsiniz beni. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama... Yani bu kadar da üzerime gelmeyin bence. Tamam, yok ya, kusura bakma. Sinirlerim bozuk. İşte gerilince böyle oluyor arada. Devam edebiliriz. İşte. Ne yaptın? Nereye saklandılar? Başkanım, çok dikkatliydim ama bir anda kaybettim aracı. Kayıp mı ettin?
Nasıl kaybedersin lan aptal herif? Affedin başkanım, ne yapmamı emredersiniz? Lan neyi ne emredeceğim ben? Emrettiğimi emrettim zaten. Ne halt ediyorsun orada? Dön lan geri. Konağın önden ayrılma sakın. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bana hemen bildir. Emredersiniz başkanım. Ay insanın ömrü uzar bu evde be. Manzara yok böyle bir şey. Bak bak doyamıyor yani insan. Ya ya bazen ne kadar şanslı olduğumuzu unutuyoruz. Bazen böyle çocuklar hep bir ağızdan avaz avaz ama anne 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 diye peşimden koşturuyorlardı deliriyordum. Allah'ım diyordum ya böyle bir hafta bir yer olsa da şunları bir göndersem bir kafamı dinlesem diyordum yani. Meğer ne kadar şanslıymışım. Şimdi anlıyorum. Canan Hanım bana kalırsa bu iş yarın çözülür. Yani yalnız geçirdiğiniz son gün olabilir bu. Umarım. Adem Bey beni mi bekliyordunuz? Hayır. Aa. Allah Allah. Niye gitti böyle ya? Adil! Feride. Canan falan, canan. Nereye gidiyorsun? Kızım. Hayır, yukarı olmaz, yukarı olmaz. Aşağı, aşağı. Merdivenlere inin, orada bekleyin siz. Çabuk, 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 çabuk. Yok. Adil dedim, Adil. Açsana. Kapıyı 40 kere kilitlemek nereden çıktı Adil? Yeni adetler mi çıkardın başımıza? Ne bileyim Feride. Evde yalnız kalınca öyle. Evet kilitle kilitle. Maazallah çalarlar malarlar seni de. Ne yaparız sonra değil mi? Parfüm mü kokuyor burası? Yok nereden çıkardın Feride? Sen niye geldin ayrıca? Bak ben senin çantanı hazırlamıştım burada. Hazırlamışsın da turşusunu mu kuracağım ben bunu? Niye göndermedin Ömer'le bana? Bulmacamı buldum. Kayıpta bulmacamı buldum. Bulunca da oturdum başına. Çöz çöz çöz. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Ama hakikaten niye yoruldun sen buraya kadar? İyi içim. İçime sinmedi de. Daraldım o. Perili Koroğlu köşkünde. Böyle bir hava alayım dedim. Doğru. Seni rahatsız etmek istemedim. Kusura bakma. Çıkacağım birazdan. Rahat edersin. Benim aşağıda özel bir yerim var. Kafama uymayanları, yanlış yapanları oraya kapatıyorum. Aklı başına gelene kadar, edebe namusa yaklaştığına emin olana kadar orada tutuyorum. Oranın yeni misafiri sen olacakmışsın gibi duruyor. Ben şimdiden uyarayım seni. Evden sağ salim bir çıkayım. Yemin ederim her şeye tövbe edeceğim. Söz veriyorum Allah'ım. Sen bunları çantaya koy. Ben aşağıdan havlu alıp geliyorum. Buradan oraya havlu götürmeye ne gerek var Feride? Ayıp olur insanlara. Ay ne olursa olsun canım çok da umurumdaydı sanki. Kendi yıkamadığım havluyla yüzümü kurulayacak değilim herhalde değil mi? Aman bırak Allah aşkına her şeyleri pireli güveli ev desen ev değil. Şey... Tanrı'ya eser sanki.
şeylerini beğenmiyorum. Hiç. Yani kızın hatırı olmasa sabahtan beri şiştim resmen. Sen niye beni takip ediyorsun? Yardımlık bir şey olur diye dedi. Bak o parfüm kokusu mu neyse burada da var. Bir hayvan ölmüş gibi falan. Sen almıyor musun bu kokuyu? Ben almadım. Allah Allah. Herhalde şey bana sormadan böyle bir yer deterjanını mı değiştirdin nedir? Yani hepiniz kendi kafanıza göre takıldığınız için. Nalan nasıl? Ben bilerek aramadım. Şu ilk günü bir atlatsınlar da. Şimdi o da Sedat da şaşkındır. Sedat nasıl? İyi iyi. Hepsi iyi olacaklar işte. Sen arama sakın onları. Şimdi başları çok kalabalık onların. Hazır Feride, dırdırı da yok. Oh ne güzel ev. Yok öyle deme Feride, ben seni şimdiden özledim. Allah selamet versin sana. Ben bırakayım seni, ister misin? Yok, Koroğlu'nun şoförü getirdi. Bekliyor kapıda. Hadi selametle. Kapıyı da kilitle Kırkiye. Olur. Resmen. Ben de artık yavaştan kaçayım, ne yapayım? Daha fazla dayanamayabilirim bu strese. Ay ya da biraz uzaklaşsın, öyle çıkayım ben değil mi? Ha? Yani şimdi ne olur ne olmaz. Evet. Selen Koroğlu'yla görüşmeye geldim şimdi. Acayip heyecanlıyım. Dün akşam yok ya, gidemedim yemeğe. Yine kuruluk. Öyle kaşınıp kızarmışken çıkamazdım herhalde çocuğun karşısına değil mi? Kös kös oturdum evde, ne yapayım? Ya işte heyecanlanınca, stres olunca falan böyle oluyor biliyorsun. Kurudukça fena kaşınıyorum. Kaşındıkça geriliyorum. Gerildikçe daha çok kaşınıyorum. Ay neyse kapattım. Hadi ben seni ararım. Tamam, bana şans dile. Görüşürüz. Levent öyle sesini duymak için aradım. İyi yaptın. Ben de kafamı toplayamıyorum bir türlü. Akşam ne olacak acaba? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Sen Trabya'dan mı geçeceksin eve? Evet aşkım, geç kalmam. Ne de olsa büyük akşam. Levent, Allah'ını seversen öyle söyle, beni daha fazla germe. Hadi görüşürüz birazdan. Ay, çok affedersiniz. Görmedim sizi. Yok, hiç önemli değil gerçekten. Ne kadar güzeller. Siz mi yaptınız? Evet. Yapmaya çalıştım diyelim. Çok mütevazisiniz. Nefis resimler. Teşekkür ederim. Ben de Peri Hanım'ı yanınıza getiriyordum Selin Hanım. Niçin? Muzaffer Bey lobideki ve restorandaki duvarlar için resimler seçilsin demişti. Siz de sunumları görmek istemiştiniz. Ben de resimleri birlikte seçelim diye bir sunum hazırlamıştım size. Çok özür dilerim ben. Ben tamamen unutmuşum. Sen de hatırlatmadın.
Bugün maalesef biraz beklenmedik. Zor ve yoğun bir gündü, öyle diyelim. O yüzden sunumunuzu ertelemek zorunda kalacağım. Anlıyorum, anlıyorum. Hiç sorun değil. Gerçekten. Sen Pera Hanım için takvimimdeki ilk boşluğa bir randevu ayarla lütfen. Tabii Selin Hanım. Resimlerinizi ilk fırsatta birlikte seçeceğiz. Merak etmeyin. Tabii ki. Hiç sorun değil gerçekten. Tamam o zaman, benim çıkmam lazım. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Ben de memnun oldum Selin Hanım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ay bir yardım etsene ne olur. Tabii ki. Vallahi Allah'ım şükürler olsun ya, maşallah, subhanallah. Hayri, niye doğru düzgün bir yerde durmadın ki? Ya benim tuvaletim var, tuvalete gitmem lazım benim. Ne yapacağız? Hayri, bari sandalye, mandalye bir şey olsa da otursak yani. Böyle ayakta mı yiyeceğiz bunları? Buyurun Sedat Bey. Buyurun, arabada oturmaya devam edin. Böyle daha keyifliyse orada buyurun. Ha? Ne yapalım? Ayakta yiyeceğiz o zaman. Yok, çatal versen aslında daha iyi. Ben elle yemek istemiyorum ya. Olur mu? Tabii, buyurun. Buyurun, çatal. Sağ ol. Sence ne olacak peki? Biz böyle nereye kadar kaçacağız? Vallahi... Yani tam bilmiyorum ama... Yani sizin yerinizde olsam bundan önce yaptığım gibi Rafet Bey'e güvenmeye devam ederim Sedat Bey yani. Rafet Bey yani elinden gelen her şeyi yapar, yine de sizi kurda kuşa yem etmez yani. Bunu böyle bilin. Yani dünyanın önünde durur, yine elinden geldiğince size bir zarar gelmemesini adam sağlar yani. İnsanın Rafet Bey gibi babası olduğu zaman sırtı yere mi gelir ya? Senin baba hayatta mı peki? Hayatta da öldü yani. Öldü sayılır. Öldü. Nasıl yani? Ya işte anam ölünce bu 40'ı çıkmadan erkenden gitti, başka birisiyle evlendi. Ondan yeni çocukları falan oldu. Öyle olunca da bizi unuttu tabii. Biz saf dışı kaldık, egal olduk. Ya bize zorla diyemeyiz ki bize babalık yap diye. Kendi işine demek ki öyle geldi. Kendine yeni bir hayat kurdum. İşte öyle olunca da ölmüş sayılır. Buyurun efendim. Ya onu içmem için önce bir yer açmam lazım. Ne yapalım? Mecbur açık hava tuvaletine gideceğiz. Hayri. Buyurun Sedat Bey. Ya burada yılan falan olur mu? Ya bu karda kıyamette yılan olmaz Sedat Bey. Olmaz. Olmaz. Ne olmadı efendim şu çilem? Olmadı ya. Şuraya bak. Ulan şuna bak be. Kalıbına baksan adam zannedersin. 8 yaşında çocuk gibi. Aç şu telefonu ya, biliyoruz. Yani bravo. En olman gereken zamanda kalkıp gittin Amerika'ya. Nereden çıktıysa bu Amerika işi. Of. İyi misin? Hala yolda mısınız?
Hala yoldayız. Az kalmış. Yeni kankam öyle diyor. Hoş geldin anne. Hoş buldum. Daha iyi gördüm seni. İyi miyim? Daha iyiyim. Bak ne aldım. Niye aldın ki? Sen hamile değilim deyince böyle bir garip oldum. Dedim acaba kan testinde bir şeyleri mi karıştırdılar falan. Hani iyice emin olalım diye. Yani yok canım, yani sonuçta en kesin, en doğru çözümü veren kan testi değil midir hani? Ya öyle de yine de bir emin olalım işte. Tamam. Olur. Şey yapayım ben, bakayım. Sonuç doğru dürüst çıksın. Sesim geliyor mu? Tamam anne, kağıdına bakıyorum ben de. Okuyorum. Kaç dakika beklenecekmiş yaptıktan sonra? Ona da iyice bak da. Şeyi klozete düşürdüm. Merak etme. Yedeğini almıştım. Dikkat et, onu düşürme, olur mu? Bana yalan söylemeye utanmadın mı? Söyleyecektim. Yemin ediyorum söyleyecektim. Her şey çok üst üste geldi. Sedat gitti. Ben hiç kimseye bir şey söyleyemedim korkumdan. Ben hiç kimse miyim Nale? Ha? Yoksa sen bu bebeği istemiyor musun? İstiyorum. Yemin ediyorum istiyorum. İstemez miyim hiç? Ama dediğim gibi her şey... Ben allak bullak oldum yani. Kime ne diyeceğimi bilemedim. Hamile olduğumu öğrendim. Sedat'ın hapse gireceğini öğrendim. Ben sadece korktum anne. Bak kimseye hiçbir şey söylemedim. Sedat'a bile. Bir isabet olmuş. O çok sevgili kocanın akıbeti belli olana kadar sessizce bekleyeceğiz.
Ama bu yalanını da unutmayacağım. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Burası neresi? Ne alaka ya? Sen emin misin burası olduğuna? Yani Rafet babanın yolladığı konum burayı gösteriyor mu? Yok ya, burada kalmayacağız bence. Yani bu adam kimse bizi kalacağımız yere gidip götürecek değil mi? Yani belki de. Ama yani keşke burada kalsak Sedat Bey ya. Baksana ne güzel açık hava. Ha? Yani işte zevkler, renkler. Hadi hadi. Selamünaleyküm. Şu ne acaba? Bir baksana. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Vallahi gece burada kalırsak var ya fareler bir tarafımızı kemirir, o yüzden ben burada kalamam, ben sana söyleyeyim net yani. Mümkün değil. Sedat Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Derviş abi. Derviş Aslan Kaya değil mi? Ta kendisi. Şimdi bittik. Sizi burada görmek bizim için büyük bir şeref. Kusura bakmayın. Karşılama ekibimiz yok. Masaj yok, açık büfe yok. 8-9 yıldız hizmetimizde yok ama biz varız ya. Yetmez mi lan? Yeter tabii abi. Yetmez mi? Yeter. Derviş Bey saygılar. Bunu Rafet Baba hani herhangi bir şeye ihtimal hani size vermiyor. Koy şuraya. Ha, içeriye koyayım. Yorgunsunuz. Araba yordu biraz tabii abi, ondan. İyi. Şu balıkları biriniz ayıklayın. Biriniz de odunları kesin. Sonra dinlenirsiniz. Nasıl ya? Yani şey işte Sedat Bey. Birisi balıkları ayıklayacak, diğeri de odunları kıracak. Ben odunları hallederim. Siz de artık balıkları şey yaparsınız. Ya benim ne işim var burada? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum?
Efendim, sizi ziyarete geldiler mi? Yalandan bir geldiler. Sonra çekip gittiler. Bir daha ne aradılar ne sordular. Ne bir açıklama yaptılar ne de sorumlusu budur. Bu ihmalden oldu dediler. Meğer sorumlusu oğullarıymış tabii. Ama Allah bilir onu da nereye kaçırmışlardır. Haksız mı söylediklerimdir? Ne? Siz burada sefanızı sürerken orada bir ailenin ocağı dağılıyor. Koskocaman bir çaresizlik içerisinde kalıyorlar. Siz bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz da. Şimdi ne yapılacak biliyor musunuz? Bu aileye gereken ne destek verilecekse verilecek. Arkalarında durulacak, onlara destek olunacak. Ne ihtiyaçları varsa görülecek. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Yemeğinizi yiyin, sonra da benim odada konuşuruz. Ne anlatacaksanız, ne söyleyeceksiniz burada söyleyin Rafet Bey. Yani sonuçta bir devlet sırrı değil, öyle değil mi? Serdar'cığım, şimdi bu bir aile meselesi oldu. Kızımın istikbali söz konusuyken gizli kapaklı hiçbir şey istemiyorum ben Rafet Bey. Hani hoşunuza gitsin gitmesin. Ne yapacaksınız? Sedat'ın sonu ne olacaksa bunu bilmek bizim hakkımız, öyle değil mi? Evet Rafet Bey, sizi dinliyorum ben. Yani planınız nedir? Oğlunuzla kızımın istikbalini koruyabilecek misiniz? Düşünecek bir şey yok baba. Şirkete de söyledim sana. Evrakları benim adıma düzenleyebiliriz. Ya aşağıda, içeride. Benim için fark etmiyor. Kes. Benim için ha Sedat, ha sen. Fark etmez. Ben her türlü yaşarım orada. Yaşayamazsın. Ne Koroğlu soyadıyla ne de bu sağlığınla orada yaşayamazsın. Anladın mı? Ne dedi o çok bilmiş avukat hanım? Koroğlu soyadını taşıyan biri olmayacak dedi. Ama Koroğlu ailesinden biri olacak dedi. Levent. Buyur babacığım. Oğlum. Hem benim adıma hem de ailemizin geleceği adına böyle bir fedakarlığı senden isteyebilirim.
Vay maşallah derya kuzusun ha. Derviş abi kesene bereket olsun. Bana değil. Denize teşekkür edin. Allah olmayanlara da versin. Amin abi. Bu günümüze çok şükür. Şükür abi. Hayırdır Sedat'ım? Hizmetimizden, ikramımızdan pek memnun kalmadın sanırım. Yok abi, biraz yorgunum. Bu kadar. Kendi başına ayakta durmak zor. Baban olmadan kendi ekmeğini kazanmak zor. Bak bu delikanlı yoruldu mu hiç? Alışmış mücadeleye. Eyvallah abi. Hava az biraz soğuk ama açık hava çok önemli çocuklar. Farkına varasınız, değerini anlayasınız diye burada yediriyorum size. İçinize bol bol çekin oksijeni. Değerini bilin. Ben içerideyken anladım bunun değerini. Aferin diyorum. Soğuk sıcak fark etmez. Özgürce yürüyebilsem, nefes alabilsem, sağa sola gidebilsem diye. Ama olmuyor işte. Ayıp bir sorması Derviş abi. Kaç yıl ceza yattınız yani? 4380 gün 16 saat. Yani sizin anlayacağınız 12 yıl. Maşallah. Çok zor muydu peki abi? İnsanoğlu her şeye alışmaya ayarlanmıştır. En zor dediğine bile alışıyorsun. Sen de alışırsın. Ben niye alışacağım ki abi? Ne alaka yani, onu anlamadım. Bu gidişin sonunda Rafet seni Bodrum sahillerine göndermeyecek herhalde. Elbet dönüp dolaşıp gideceğin yer belli. Sana öyle mi dedi peki? Yani beni buraya yollarken. Söylemesine gerek mi var? Babanı hepimiz tanıyoruz. Şimdi havayı kokluyor. Çıkar yolu arıyor, arıyor, arıyor. Bulamazsa da şirketinden, kendi soyadından, itibarından vazgeçmez. İçeride yatmak da öyle atla deve değil. Yatsan 2-3 yıl yatarsın. Gözü kapatıp açtın mı biter o da. Sen en iyisi benim lafımı dinle. Gökyüzüne bak. Ciğerlerine temiz havayı çek. İçeride ihtiyacın olacak diyorum. Değil mi ayrı kardeşim? Öyle abi. Yani ama Rafet Baba'yı ben bu sefer çok yani kararlı gördüm. Ama sen söylediklerine zaten yerden göğe kadar haklısın. Mesela insan bugün yattı, yarın oldu diyelim. Yarın mesela dün gibi olmayabiliyor hayatta. Yani işler değişebiliyor bazen bir anda yani. O kısmında hep beraber yaşayarak göreceğiz. Siz masayı toplayın. Ateşi de söndürün. Başla. Yarın sabah 5'te kalkacağız. Ağ toplamaya gideceğiz. Ne o? Niye bozuldu? Tamam. Sen kalkma. Ama ertesi gün sen gideceksin tek başına ağ toplamaya. Hadi bakalım. Ya Allah. Ya ne kadar alem adam ya. Değil mi Sedat Bey? Ya sizin kaybedecek bir şeyiniz yok tabii. Böyle geniş geniş atıp tutuyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam benim de umurumda olmazdı. Ama ben Sedat Koroğlu'yum. Maalesef. Allah sizin yardımcınız olsun Sedat Bey. Yani hayatta bir insanın başına gelebilecek en kötü şey nedir biliyor musunuz? Vallahi kibir. Allah yardımcınız olsun.
Sedat Koroğlu demiş. Ben de Hayri Ersoy'un ne var yani ondan? Levent. Kabul etmek zorunda değilsin. Yani kimse seni buna zorlayamaz sonuçta. Değil mi? Nasıl kabul etmeyeceğim Selen? Nasıl kabul etmeyeceğim? O zaman nasıl yaşamaya devam edeceğim bu evde? Şirkete çalışmaya nasıl devam edeceğim? Evliliğimiz ne olacak? Hiç bunları düşündün mü? Aslında bir seçeneğim yok ki benim. Ya bu deveye gideceğim ya da... sıkıyorsa bu diyardan gideceğim. Benim tek bir seçeneğim var. Bu da seçeneksizlik. Sedat? Ben babamın beni neden buraya gönderdiğini anladım. Her şeyi çözdüm. Salak kafam ya. Nasıl düşerim böyle bir tuzağa? Beni bu adamın yanında dımbızlak polise verecek. Ya beni kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Hapse yollayarak kendini temizlemeye çalışıyor. Babamın itibarı, şirketi her şeyden daha önemli. Sedat'cığım nereden çıkardın şimdi bunları? Yok öyle bir şey. Bak baban akşam yemekte... Benim buradan gitmem gerek Nalan. İlk fırsatta bunları bir şekilde atlatıp benim yurt dışına kaçmam lazım. Yarın yapacağım. Yani yarın sabah ilk iş yapacağım. Bir şekilde... kendimi buradan çıkartıp gideceğim yani. Ben sadece bunu sen bil istedim. Yani seni terk ediyormuş, kaçıyormuş gibi düşünme diye sana bunu söylemek istedim. Seni de almak isterdim yanıma ama... maalesef bu çok tehlikeli bir iş. O yüzden seni bu tehlikeye atamam. Sedat ne diyorsun Allah aşkına? Ya bak şu an sadece korkuyla panikle hareket ediyorsun. Bak böyle bir şey olmayacak. Baban sana asla böyle bir şey yapmaz. Yapmayacaktı bak yok, biliyorum. Yok yok ben eminim Nalan. Ya sen benim yanımda olsaydın bu adamın söylediklerini duysaydın bana hak verirdin. Sedat bak şu an korktuğunu biliyorum. Seni çok da iyi anlıyorum. Korkmakta haklısın. Ama böyle bir şey olmayacak. Güven bana tamam mı? Şimdi sakın ani bir karar verme. Güzel güzel uyu. Tamam mı? Bunların hiçbirini düşünme. Yarın bunları sakin sakin konuşalım olur mu? Ben kararımı verdim Nalan. Gideceğim. Seni çok seviyorum. Hakkını helal et. Ya Sedat ne diyorsun? Sedat! Ay delireceğim. Ver bakayım şu telefonu bana. Ballı süt. Bundan sonra her akşam içilecek bu, tamam mı? Bizim sütçüye de söyleyeceğim. Buranın adresini de vereceğim. Her gün sana taze süt getirecek, tamam mı? Oo, aşağıdakilere kalsa. Yani kendine bakmaktan aciz onlar. Ne yapıyorsun anne? Temiz onlar. Sedat'ın yattığı çarşaflarda yatmayacağım herhalde. Ben karar verdim. Bir şeyleri berbat etmeden bu bebek sağ salim doğana kadar buradayım. Niye baktın öyle? Yok anne iyi düşünmüşsün.
sütün hadi. Gel. Gel baba. Seninle mi uyku tutmadı? Ne uykusumuz o ya? Ne uykusu ya? Gel otur. Korkuyorsun değil mi? Sen korkmuyor musun? Korkuyorum. En başta Sedat'ın içeri gireceğini duyduğum zaman bunda nasıl baş edecek bu çocuk diye düşündüm. Ondan korktum. Sonra adımı düşündüm. Ailemizin itibarını düşündüm. Şirketin geleceğini düşündüm. Ama üstünden zaman geçince Levent'i düşündüm. Ona haksızlık yaptığımı düşündüm. Tabii burada Selin'in de kalbini kırdığımı düşündüm. Buna hakkım olmadığını düşündüm. Güya ülkenin en iyi avukatının bulduğu bu fikre tamam dedik. Bindik bir alamete, gidiyoruz kendi kıyametimize yani. Ya. İçim hiç rahat değil Muzu. Yani bunu da senden başka kimseye söyleyemem ha. Sanırım seni bu hataya Meltem Hanım'a önererek ben sürükledim baba. Böyle mi ülkenin en ünlü avukatı olmuş bu? Marifeti bu muymuş yani? İnsan çaresiz kalınca bir anda ne yapacağını bilemiyor. O panikle kadının teklifinin ne kadar yanlış olduğunu göremedik. Peki. Ne yapmalıyız sence Muzu? Bildiğim tek şey Meltem Hanım'ın dediğini yapmamak baba. O zaman daha büyük bir enkazın altında kalabiliriz. En başta yapmamız gereken şeyi yapmalı istiyorsun değil mi? Bize de bu yakışır. Thank you.
Neredesin Nalan? Başkanım. Ben yola çıkıyorum. Konum at bana. Derhal efendim. Sabah sabah nereye gider bu kız ya? 40 defa aradım hiç cevap vermedi. Sedat'ın yanına gitmiş olmasın sakın bu kız? Yok Feridamcığım yok. Mümkün değil yani. Sedat'ın yerini nereden bilecek? Sedat'ın yeri bir tek ben biliyorum burada. Rafet haklı Feride Hanımcığım. Belki yürüyüşe çıkmıştır. Bunaldı ya biraz, o da haklı. Nasıl bir yürüyüş bu saatlerdir? Ne aradı ne sordu? Feride Hanım sakin olun. O sizi geri arayacaktır. Belki biraz yalnız kalmak istemiştir. Sakin. Ya gelin gelin bakalım gelin. Gelin size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben Levent'ten bir ricada bulunmuştum. Eksik olmasın. O da bunu kabul etmişti. Hiçbir itirazda bulunmadı. Ama sonra düşündüm. Bu konuda hem kızıma hem damadıma bir haksızlık yapamayacağıma karar verdim. Sonra konuştuk. Evet. Sedat'ı geri çağırmaya ve savcının sorgusuna yöneltmeye karar verdik. Çünkü eğer suçluysa suçu ortaya çıkar. Suçlu da cezasını çeker. Değil mi? Başka yapacak bir şeyimiz yok. Hayri. Babanı hepimiz tanıyoruz. Şimdi havayı kokluyor. Çıkar yolu arıyor, arıyor, arıyor. Bulamazsa şirketinden, kendi soyadından, İtibarından vazgeçmez.
Nayan, senin ne işin var burada? Nasıl öğrendin ki burayı? Tanıdıktan küçük bir yardım aldım diyelim. Sedan. Sana söyleyeceklerimi duymadan gitmene izin veremezdim. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Sen iyisin değil mi aşkım? Beni bırakıp gidemezsin. Daha doğrusu... Bizi bırakıp gidemezsin. Nayla? Ben hamileyim. Thank you.